sıra niye ilerlemiyor arkadaş? Dolar devamlı yükseliyor. Durdurabilene aşk olsun. Ben geceden haber alıp geldim. Sahte doların piri Dolar Osman gelmiş. Doğru doğru, namı çok büyük. Ben de sahte dolar alıp gerçekte yutturuyorum. Bu aralar herkes dolara yatırım yapıyor. Aynen aynen. Ben de Aykut'su simsarlık yapıyorum. Millet sahte olduğunu anlamıyor bile. Tam zamanında geldi Bosman. Fırsat bu fırsat. Akıllı olan kazanır. Aynen birader. Bosman bir sahte dolar yapıyor. Banka bile yiyor arkadaş. Osman yaparsa yenmez mi ya? Osman yapıyor Osman. Dolar böyle yükselmeye devam ederse memleket ayva yer. Osman bile kurtaramaz bizi. Doğru doğru. O bile kurtaramaz valla. Duyduk ki saçlarını sarıya boyatmış. Yok yok, dolar yeşiline boyamış. Sahte dolar uzmanı ya kendisi. Yok yok, pembeye boyatmış diye duydu. İnşallah sıra çabuk gelir de saçını da görmüş oluruz. İnşallah inşallah. Bana ne saçında? Biz burada beklerken dolar 5 puan artmış. İyi ki dolar Osman var da piyasaya sahte de olsa döviz giriyor arkadaş. En iyi sahte doları dolar Osman yapar. Memlekete zaten hep sahte dolar girer. Gerçeği nerede? Patron, sana bir müjdem var. Hayırdır, ne oldu? Patron, sana 2000 dolar yaptım. Bu sahte dolar yapa yapa iyice kafayı yedi ha. Bana bak ulan, seni öldürür Ukrayna'ya kaçarım. Ama dolar bu kadar yükselmişken bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Git adam gibi çalış ulan. Bana bağırma, sanatçıyım lan ben, sanatçı. Vazgeçtim, çalışmıyorum. Aha da sanatçı sanata küstü. Bak hele ya, şu tipe bak, yine başladı. Lan git işini yap, senin dolarını keserim yoksa ha. Git lan. Dur dur, ben şimdi onu hayata döndürürüm. Of usta of, ben seni çok iyi anlıyorum. Sen var ya sen, çok iyi bir ustasın. Sen olmazsan var ya biz biteriz. Sen dışarıya baksana dışarıya. Herkes deli gibi sahte dolar istiyor. Sen olmazsan biz biteriz. Seni hayata döndürmem lazım. Tamam, ikna oldum. Ama o pezevenge söyle beni kızdırmasın. He he, tamam söylerim. Hadi sen git işine bak, hadi. Tamam. Vay anasını. Nasıl ikna ettin la o deliği? Ya nasıl olacak işte ha? Sen büyük bir sanatçısın dedim, gaza geldi gitti ha. Ulan dışarıda bütün memleketin dolandırıcıları kuyruk yapmış, biz bu deliyle uğraşıyoruz. Çağır birini de, neşemize bakalım. Dolar çıktı, bir kişi gelsin. Hele şükür, o saçlarını görmek nasip oldu be. Ne diyor lan bu? Ne diyorsun birader? Ne saçı? Biz burada sahte dolar basıyoruz. Ne yapayım sahte dolar kardeşim? Ben onun saçlarını görmeye geldim ya. Ney? Saçlarımı mı? He, gel benim mağazanın önünde şaklabanlık yap. Sana günde 100 dolar vereceğim. Hem de gerçek ha. Ne diyorsun kardeşim sen? Boş boş konuşma. Bu adam kim biliyor musun sen? He, biliyorum. Cevap ver, kabul ediyor musun? Yemin ediyorum adam beni nereden vuracağını iyi öğrenmiş arkadaş. 100 dolar. Neredeyse 900 TL yapıyor. Şaklabanlık değil, maymunluk bile yaparım lan. Neşedir ha. Dubai'de yeriz çıttır çıttır ha. İyi güzel. Yarın gel başla. Al, bu da kartım. Ver ver. Neşedir ha. Niye kabul ettin? Biz burada daha fazla kazanıyoruz. Neşesine mi yoksa? Evet, biliyorum kazandığımızı. Buradaki işleri bitirir, oraya da giderim. Dolar aldı başını gidiyor. TL deseydi gitmezdim. Neticede benim adım nedir? Dolar Osman. TL Osman değil ki. Gördün mü kardeş, gördün mü? Saçlarını gördün mü? Nasıl olmuş çok merak ediyoruz. Sıfatı bir boka benzemiyor ama dolara zaafı var. Vay be, şimdi daha çok merak ettik. Evet, ben Yürü Orhan, buyurun. Ne? Anlamadım. Ne diyorsun sen kardeşim? Alo, alo! Yüzüme kapattı şerefsiz. Ne oldu? Vermedi mi siparişi? Verdi verdi. Bizi polise sipariş etmiş. Nasıl yani? Polislere de mi dolar satacağız? Ne satması? Adam bizi polislere şikayet etmiş. Verdiğimiz dolarların hepsinin sahte olduğu ortaya çıkmış. Uy, nereye kaçıyor lan bu? Patron, sana bir müjdem var. Bak sen ne yap biliyor musun? Birazdan buraya polisler gelecek. Sürprizi onlara göster, tamam mı? Tamam. Ha, bir de senden başka kimse var mı diye sorarlarsa yok, ben tek başımayım dersin. Tamam mı? Tamam. Bak sakın unutma. Dolar Osman benim diyeceksin. Tamam mı? Saçım sarı değil. Kim demiş? Dün gece sen uyurken saçlarını boyadın. Bunların başıma geleceğini biliyordum. Anladın, tamam. Mal lan bu. Her şeye tamam diyor. Bak ben gidiyorum, burası sana emanet ha. Tamam mı? Hadi bakayım. Mal değilim ben. Sanatçıyım, sanatçı. Sürprizi göstermeyeceğim. Oh be. Bu sefer yine ucuz atlattık. Neyse. Ukrayna'ya gidip canlı yayında dilencilik yapmak daha mantıklı. Hem riski yok, hem de kerizler bol bol para atıyor.
neşedir ha.